Efendim 2013 yılında kaybettiğimiz sanatçılar ve yazarlar derken Abdullah Bey 5 ana kategoriye ayırmış. Edebiyatçılar ve yazarlar, gazetecileri geçen hafta tamamladık. Bugün birinci bölümde müzisyenleri ve musiki insanlarını konuştuk. Şimdi önümüzde ressamlar, tiyatrocular, sinemacılar var. Onlarla sohbete devam edeceğiz. Ressamlarla başlayalım efendim. Evet, 2013'te kaybettiğimiz, 98 yaşında kaybettiğimiz ilk isim Emel Korutürk. Evet. Emel Korutürk hanımefendi bugün herhangi bir resim tarihi kitabında, Türk resmiyle ilgili bir kitapta bulamayabilirsiniz. Kendisi 1915 doğumlu ve Salah Cimcoz'un kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Salah Cimcoz yakın tarihimizde enteresan bir şahsiyettir. 1875 doğumlu, İttihat Terakki'nin önde gelen üyelerinden, elemanlarından. Ondan sonra son Osmanlı Meclisi'nde Busan'ın da milletvekilliği yapmış. Sonra Kurtuluş Savaşı'nın ardından 6-7 devrede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nebusluk yapmış birisi. Gazeteci, hukukçu. Bunların yanında Cumhuriyet Halk Partisi'nin sanat şefliğini yapmış. Bir zaman öyle bir makam sanat şefliği diye makam varmış öyle. Evet. Tek Parti döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nde evet. Sanat şefliği diye bir makam var. Tabii bu görevi dolayısıyla Emel Korutürk hep böyle bir sanatçı çevresiyle beraber olmuş bir hanımefendiydi. Biz onu belki ressamlığından çok 6. Cumhurbaşkanımız Fahri Korutürk'ün eşi olarak tanırız. Ve Osmanlı terbiyesi almış gerçek bir hanımefendi ve first lady'liğin görünümüyle, ifadesiyle, davranışlarıyla hakkını veren bir insandı. Evet, ben Korutürk'ü Cumhurbaşkanı eşi olarak bilirim. Ressamlığını sadece ressamdır diyebilirim ama bu anlattığınız halde hele hele sanat şefi olmuş olması, babasının sanat şefi olmuş olması gerçekten çok ilginç bir özellik. Yani bir sanat şefinin kızı yani sonuçta baktığınızda. Nasıl bir ortamda yetiştiriyor? Yani yetiştiriyor. Çok önemli. Tabii kimliğine kesinlikle şekil veren bir özellik bu. Evet. Evet. Ardından 84 yaşında kaybettiğimiz Burhan Doğançay. Evet. Şimdi onun özellikle son zamanlarda çok ismi duyuldu ömrünün son yıllarında. Onun hayatına baktığımızda da yine ilginçlikler görüyoruz. Yine haritacı ve ressam bir babanın oğlu. O da hukukçu. Paris'e gidiyor hukuktan sonra eğitim için. Orada bir taraftan iktisat doktorası yaparken bir taraftan Paris sanat ortamında resim çalışıyor. Artık biz bugün onun ne hukukçuluğunu ne iktisat doktorluğunu konuşuyoruz. Resmini konuşuyoruz. Birkaç sene önceki bir resmi. Evet, birkaç sene önceki bir resmi. Şu meşhur Mavi Senfoni, işte 2 milyon TL, eski ölçüyle 2 trilyon 200 milyara satın alınan tablosuyla. Şimdi ben size önermiş olayım. Bu resim sanatının, bu boyutunun, piyasasının açıklamalarını yapabilecek bir uzman mutlaka vardır. Sizin çevrenizde tanırsınız. Bir programınızda bunu işleyin. Yani sanatın gelişmesinde zenginler, mesen denen Rönesans döneminin mesenleri gibi sanatseverler her zaman bir faktördür ama birçok kara para operasyonlarının da yer aldığı günümüzde bu sanat çevrelerinde bizlerin pek izah edemeyeceği yüksek rakamlarla tabloların satılması, bu arada sahte isimler, sahte tablolar, işte aslı gitmiş, kopyası konmuş gibi şeyleri böyle bir uzmandan dinlesek herhalde çok iyi bir fikir olacak. Evet. Son olarak Sait Madem, yine 81 yaşında kaybettiğimiz, ona sadece bir ressam dememek lazım. Sait Madem bir yazar, bir çevirmen,
bir grafik sanatçısı, bir fotoğraf sanatçısı. Onun hayatında da çok ilginç yönler var. Çorum'da doğmuş. Oradan İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde okumuş. Ve oradan Bedir Rahmi Eyüboğlu Atölyesi'nden mezun olmuş. Bir kere şair, 3 tane şiir kitabı var. Bunun dışında edebiyatımıza çok sayıda çeviri şiir kazandırmış. Bana en ilginç gelen, Dalaman'ın bağrından, Çorum'dan çıkan bir delikanlının böyle bir sanatsal eğitimden geçtikten sonra, düşünebiliyor musunuz siz? Mesela Lorca'yı, İspanyolca yazan bir şairi aslından çevirebilmek için İspanyolca öğrenmiş. Bir şiir çevirmek, kitap çevirmekten çok çok daha zor. Çünkü şiirin ifadesi çok farklıdır. Evet. Şiiri okurken yaşamak lazımdır. Yaşayabiliyorsanız doğru okuyabilirsiniz. Yani, demek ki İspanyolca yaşamış o şiiri. Bu bir saygıdır. Evet. Yani bir şiiri çevirmeye cüret etmek. Ahmet Hakim'in bir sözü vardır. Şiiri tercüme etmek, bülbülü eti için yeri kesmek gibidir diye. Yani bülbül eti yiyeceğiz diye bülbül keserseniz belki et yersiniz ama onun için şiir çevirmek de yani böyle zor, çok zor bir iş. Tabii. Dolayısıyla onun çok sayıda şiir çevirisinde İspanyol şairlerinden, bunun dışında Fransız şairlerinden böyle bir emek var. Bunun dışında şöyle bir grafikçi yönü var. Ben özel ilgi alanım dolayısıyla not etmiştim. Sait Madem bugün 8000 kadar kitabın derginin kapağıyla bir rekor kırmış. 800 grafik sanatçısı. Düşünebiliyor musunuz? Yani şimdi kapak düzeni deyip geçtiğimiz bir şey. Kitapların jönelik sayfasının arkasında bazen işte kapak diye bir isim yazar. Yani bu şairliğinin, şiir çevirmenliğinin dışında grafik 8000 dediniz değil mi? 8000 kitabın her gün bir tane çevirse 30 yıl yapar. Deminden beri onu hesaplıyorum. Evet. Her gün bir tane kapak yapsa 30 yıl yapar. Bunlar öyle baştan sama yapılan şeyler değil mi? Bunlar sanat eseri. Zaten sadece bir kitap da gelmez yani insanın. Evet. Bu istatistik tarihi gibi bir şey. Yani evet. Evet. Böyle. Bunun dışında onun grafik yönüyle ticari reklamları şeyleri yani ambalajdan, etiketten, siyasi parti afişlerine kadar grafiğe dökmüş ve her biri kendi sahasında sanat izleri taşıyan şeyler. Nasıl bugün İHAP Hulusi'nin afişleri, hani basit bir tek afişi de olsa bir sanatsal değer ifade ediyorsa, sanıyorum Sait Madem'inkiler de aynı kategoriye girebilir. Bunun yanında onun Lorca, Neruda, Octavio Paz, Aragon, Eluard, Proust, Baudelaire gibi birçok şairden yaptığı çeviriler edebiyatımızın çeviri şiirinde çok güzel bir katkı olmuştur. Onu da rahmetle anmış olalım. Evet, tiyatroculara geliyoruz. Evet, tiyatrocular, sinemacılar iç içe. Çünkü günümüzün medya dünyasında tiyatro ağırlığını kaybetmedi ama televizyonla, sinemayla özdeşleşti. Ve hatta dizilerle. Popüler sanatçılar sadece tiyatrodan hayat standartlarını devam ettirince ister istemez önce Yeşilçam'a, ardından televizyonlara kaydılar. Ve bunlar iç içe oldu. Hani sinemanın başında, ilk döneminde kamerayı sahnenin kenarına koyup piyesleri filme almakla başlayan sinema, daha sonra tiyatroculara başka bir mekan oldu. Onlara bir kapı olmuş sağladı diyelim. Bunların içinde 93 yaşında aramızdan ayrılan Macide Tanır, devlet tiyatrolarından hepimizin tanıdığı kaliteli bir sanatçıydı. Tiyatronun Cadısı ismiyle, yanlış hatırlamıyorsam, anılarını da yayınladı. Zafer Önen, 92 yaşında kaybettiğimiz bir sanatçı. O da aynı şekilde hem Beyaz Perde'yle hem tiyatroyu iç içe götürdü.
ölümleriyle haber olan sanatçılardı ama bu dallarda emekleri inkar edilemeyecek sanatçılar. Ardından çok daha popüler olmuş ama popülerliği televizyon yönünden olmuş Tekin Akmansoy. Az önce söylediğiniz cümleye çok uygun geliyordu. Sanki bir piyes sahnesinin kenarına kamera koydunuz da onu çektiniz der gibi Tekin Akmansoy'un kaynanaları da sanki ona benzer bir şeydi. Ne tam tiyatro, ne tam sinema, evet, ne tam dizi. Ama hakikaten insan yaşamından bir parçayı kenara bir kamera koymuşsunuz da canlandırıyormuşsunuz gibi. Sanırım ülkemiz televizyonunun ilk kalıcı ve uzun süreli dizisi değil, evet, yerli dizisi. Evet, uzun kalıcı ve yerli dizisi. 74'tür TRT'nin yayına geçmesi, düzenli yayına geçmesi yanlış hatırlamıyorsam o yıllarda ilk yerli dizi olarak ve gerçekten bizden diyebileceğimiz bir dizi olarak Kayserili karakterini geleneksel ve çağdaş yaşayan bir Türk ailesi düzeninde çok güzel formüle eden, ömrünün son yıllarında Çeşme Altınkum'da torununun işlettiği bir plajda bulunuyordu birkaç kere. Arada gördüm. Yanlış mı hatırlıyorum? O dizideki rol arkadaşı Lemançı Damlı ile Tekin Akmansoy peş peşe öldüler değil mi? Lemançı Damlı bir haylerce öldü. Öyle mi? Ben öyle hatırlıyorum. Yani, sanki ya da şeyle başka birisiyle sanki peş peşe öldü, birbirlerinin arkasından gittiler. Yanlış kalmış demek aslında. Olabilir. Evet. Tabii. Abim ben 86 yaşında kaybettiğimiz Neşat Uygur. İki oğluyla tiyatro sahasında soyadını devam ettiren, son yıllarında zaten pek rahatsızlığıyla ancak gündemde olan ama has bir sanatçıydı o da. Daha ziyade akademik tiyatrocuların veya okullu, mektepli tiyatrocuların pek fazla prim vermediği ama halkın gönlünde yer tutmuş İsmail Dümbüllü geleneğinden gelen Medda geleneğini devam ettiren has bir sanatçıydı. Biz Dümbüllü deyince ünlü kavuk, Dümbüllü kavuğunu Necat Uygur'a, Necat Uygur da Ferhan Şensoy'a verdi diye hatırlıyorum. Ferhan Şensoy'un aldığını biliyorum ama onun kanalından mı geldi? Oradan geldi. Tabii geri yapmak zaten Kavumbülle ekolünden geldi dediniz evet, zaten. Evet. Oradan oraya geldiydi. Ve en son Ferhan Şensoy'da kaldı ama Ferhan Şensoy'dan sonra... Gözene verecek herhalde orada beraber. Evet, yani artık tabii bu dönemdeki anlamından biraz uzaklaşmış oluyor kavuk ama Müjdat Gezer'e yakışır aslında. Evet. Ali Sururi, 82 yaşında kaybettiğimiz bir hanım sanatçı. Eşi de Ali Sururi, o da tiyatro sanatçısıydı. Sururiler zaten Türk sinema ve tiyatrosunda bildiğimiz bir aile. Belki bunların ismini de bilmeyiz ama resimlerini gördüğümüzde şu şeydi. Çünkü bunların hepsi Yeşilçam'dan da geçmiş. Belliğimizde yer etmiş. Belki çok karakter rollerinde değilse de işte figüran olarak veya küçük rollerde gördüğümüz, tanıdığımız, böyle neredeyse sokakta karşılaysak selam verebileceğimiz, o yakınlığı duyduğumuz isimlerdi. Aynı şekilde Tomris Oğuz Alp, 81 yaşında kaybettiğimiz. Burada tabii acı olan bir şey, genelde isim olarak değil, bu çeşit sanatçıların ömürlerinin sonunda sosyal güvencelerinin zamanında ya yokluğu ve kısıtlı oluşu nedeniyle başka kuruluşlara muhtaç duruma gelmeleri ve burada takdirle karşılanması gereken bir durum. Bazı belediyeler kendi beldelerinde bu çeşit sanatçıları bulup onların en azından ömürlerinin son yıllarını, ki bunlar çünkü bir şey istemeyecek onurdan insanlardır. Siz onları gidip bulacaksınız ve afişe etmeden, reklam etmeden yapacaksınız. Doğru olanı, makbul olanı bu. Böyle belediyeleri de takdirle almak lazım. Tabii. Metin Serezli. Yine ekranlardan ailemizin bir ferdi. Aynen onu söyleyecektim. Dediniz ya az önce, yolda görseniz selam verebileceğiniz tipte, nitelikte bir insan. O kadar çok gördük ki bir yerlerde yolda görsek, merhaba abi deyip selam verebileceğimiz türden bir insan. Evet. Onu da 79 yaşında kaybettik.
böyle etkileyen şeylerden biri şu oldu, onun hani sinemada, tiyatroda, belgesellerde sanat yönünü hepimiz biliyoruz. Şimdi bir sanatçı vefat ettiği zaman kalanlar tabii onun için bir tören yapmak istiyorlar. İşte bazen organizasyon yönünden bunlar tam durulamıyor, çok az kişi katılıyor. Ondan sonra gene magazine konu oluyor, 3 kişi katıldı, 5 kişi katıldı. Sonra cenaze törenleri, orada toplumumuzun bir yarası belki. Yani içselleştirmediğimiz şeyler var. Metin Sevezli'nin de vasiyetinde lütfen benim cenazem kalkarken alkış olmasın demesi beni çok etkilemiştir. Tabii. Şimdi alkışın yeri sahnedir, onun değerini sağken bileceksiniz. Tabii. Evet, cenazenin seremonisi farklı. Tabii. O yönden burada yapalım. Erdinç Dinçer, 78 yaşında kaybettiğimiz bir sanatçı. Onun da geniş kitleler bilmeyebilir. O pantomim, mim dediğimiz dalda isim yapmış bir sanatçı. Mim kolay gibi gözükse de çok zor bir sanat. Çünkü diğer sanatların kol kanat olan birçok özelliğinden soyulmuş bir tek mimikle. Bir tek mimik ve hareketle sahneyi dolduracaksınız. İşte Erdinç Dinçer böyle bir insandı. Onun akademik eğitimini de görmüş. Erdinç Dinçer bir İzmirliydi. Evet. Ve burada defnedildi. Urla'nın, bilirsiniz, Kuşçulardan sonra 2 tane köyü daha vardır, Yağcılar, Demirciler diye. Bu Yağcılara defnettiler. Hı hı. Yani o da İzmirli bir sanatçımızdı. Tuncer Kurtis, uzun tiyatro ve sinema hayatından sonra yine bir televizyon dizisiyle zihinlerimizde iz bırakan veya daha geniş kitlelere açılan bir bilge rolünde veya hayattaki gerçek rolünde oydu, Kaz Dağları'ndaki bilge. Burada ben bir şey araya girmek istiyorum izin verirseniz. Tuncer Kurtiz'in özelliğini bir başka sanatçıyla örnekleyeceğim ama o sanatçının ismini vermeyeceğim. Benzetmek gibi olmasın diye vermeyeceğim özellikle. Yıllarca tiyatro sanatını icra etmiş, tiyatroda sevenlerinin karşısında oyun sahnelemiş bir oyuncumuz. İlk kez bir diziyle çıktığında bizim magazin muhabirlerimiz röportaja geliyordu. Efendim siz bu zamana kadar neredeydiniz? Biz sizi hiç fark etmedik diyorlar. Ben diyor hep tiyatrodaydım. Beni görmeyen sizsiniz. Çok doğru. Tuncay Kurtiz için de isim vermiyorum dediğim gibi özellikle. Çok da sevdiğim bir sanatçıdır bunu söyleyen. Ama Tuncay Kurtiz'le birebir örtüşen bir şey. Tuncay Kurtiz'in yıllarca yaptıklarının görülmemesinden veya az görülmesinden sonra bir tane dizi, arkasından bir de işte padişahlı dizilerden bir tanesinin içinde görülmesiyle sanki sadece bu rolleriyle ünlü olmuş gibi nitelendirilmesi acıdır. Çıktım dediğimiz acıdır. Aynen işte ben magazin gazetecisi sen bugüne kadar neredeydiniz dediğim acıdır yani bu. Evet. Evet. Ardından Fikret Tartan. Evet, o daha özel. 76 yaşında kaybettiğimiz. İzmirli olmayan ama İzmirli özdeşleşmiş. Yani onun önemli bir kısmını İzmir'de geçirmiş. Yine has bir tiyatro sanatçısıdır. Ben onun daha az bilinen bir yönünü vurgulayayım. Fikret Tartan Devlet Tiyatrosu dışında bir özel tiyatro, başkent tiyatrosu deneyimi de olmuştur. Ama onun dışında sinemayla, televizyonla çok fazla olmamıştır. Rejisörlüğü, sahneye koyuculuğu vesaire olmuştur ama ekranın önünde, kameranın arkasında olmuştur. Fikret Tartan aynı zamanda bir yazardır ve bir tiyatro tarihçisidir. Anadolu'nun Sesi diye zamanında Poyraz Reklam'ın programlarında, radyo programlarında olan şeydi. Bunun dışında çok acımlı bir tiyatro tarihi vardır. Evet. Kimsenin cesaret edemediği bir şeyi belgesel olarak 5 cilt, 60'ında bir taze ismiyle bir Türk tiyatrosunun, Cumhuriyet dönemi tiyatrosunun tarihini yazmıştır. İzmir'de tiyatro diye de bir ayrı cildi vardır. İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü de yazdığı için onu da
anlatmıştır. Evet. Onu da bu yönleriyle bilmek lazım. Bunun dışındaki isimleri dediğim gibi Yankık asıllı 74-75 yaşında kaybettiğimiz tiyatro rejisörü İsmet Hürmüzlü, 74 yaşında kaybettiğimiz tiyatrocu, filmlerde de oynayan Gül Yalaz'ı, Dincer Çekmez'i zikredebiliriz. Osman Gidişoğlu belki biraz daha geriden, Aziz Nesin'in çok bilinen oyunu Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'dan hatırladığımız, sonra uzunca bir süre ekranlarda görmediğimiz ama son yıllarında tekrar yine bir televizyon Avrupa dizisinde Almanya'dan gelen Babacan bir Almancı rolünde ama fizyonomi olarak Yaşar Yaşamaz'dan bir hayli farklı izlediğimiz bir sanatçı. Savaş Akova, Şahin Gök aynı şekilde 2013'te kaybettiğimiz değerler. Hepsine tekrar rahmet olsun diyoruz. Evet. Çok teşekkürler. Şimdi ben son 1-2 kapanış anonsumuz var. Onları yapalım. Bir tane de duyuru ile birlikte şiirimiz var. Birincisi 2013 yılında kaybettiklerimizden söz ettik. Ben 2010 yılında kaybettiğimiz Dinçer Sezgin'den kısaca söz etmek istiyorum. 2010 yılının Ocak ayında kaybettiğimiz Dinçer Sezgin. Önümüzdeki Salı günü ayın 14'ünde anılacak. Dostları, sevenleri tarafından anılacak. Bostanlı Şehitler Bulvarı'ndaki The Girl Cafe'de saat 20'de dostları sevenleri birlikte olacaklar. Oraya gelmişken ben şiiri izninizle Dinçer Sezgin'den okumak istiyorum bir şiir. Bu program şiirsiz olmaz. Yani mutlaka hiç olmasa yakışsın dedim. Bir semaidir sessizliğin. Sarışın bir halının ucuna siyah ipliklerle mavi aşk öyküleri işleniyorsa hala niye yürünmesin sevdanın iki yudum arasındaki sessiz yoğunluğuna? Bu fesleğinin kokusunu Çin'e kadar götürebilirim. Dudaklarını çocukluğumun 42 deleriyle boyayabilirim. Bir siyasinin elleriyle dokunabilirim her cay düşlerine ya da ölene kadar nöbette kalabilirim. Bakışlarının şiir dokuyan sessizliğinde. Fesleğen kokusu kadar mecburi düşler görebilirim. Görülebilirim avuçlarının yağmur sonrası ıslaklığında. Ama dur bir dakika, bir sümbül galiba sardunyaya dönüşüyor haziranlarının cam kenarlarında. Bir semaidir sessizliğin, yankılanır uçarılığı, sigara tutan parmaklarının çapkın duruşlarında. Evet, Dinçer Sezgin'i bir dostlarıyla birlikte olacağız. Vakti olanları bekleriz. Kısa iki tane duyurum var. Dün bir sergi açılışındaydım. Ticaret Odası'nın zemin kat salonunda açıldı. Ege Kültür Vakfı'nın katkılarıyla, daha doğrusu Ege Kültür Vakfı'nın yönlendirmesiyle açılan bir sergi. 4 tane usta ressama plaketle ödüllendirildi ve halen dün açıldı, halen devam ediyor sergi. Ticaret Odası sergi alı salonunda Cavit Atmaca, Umut Türker, Cuma Ocaklı ve Hasan Rastgeldi'nin eserleri var. Son olarak efendim Simge'den Abdullah Bey kısaca bahsetti zaten, Simge'den söz edelim diye. Geçen hafta Simge'mizin 3. ortak kitabı çıktı. Adı 10. yılımız bizim bu sene 2003'ten 2013'e. Yazı çize Simge'de 10 yıl diye çıktı. Bu sefer görsel eserlerimiz var, şiirlerimiz, öykülerimiz var, denemelerimiz, anılarımız var. Ben gelecek haftaki programımda gününü duyuracağım ama büyük olasılıkla 25 Ocak Cumartesi günü bir imza günü yapacağız. Yerini ve saatini ben tekrar duyuracağım. O zaman dostlarımızı bekliyor olacağız. Simge'mizin ortak kitabının imza gününde efendim. Abdullah Bey çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok dolu iki tane program yaptık. Ederim. Çok keyifli program yaptık. Tabii artık seneye demeyeceğiz çünkü arada sizin uzmanlığınızdan yararlanacağımız konular olacak. Tekrar birlikte olacağız efendim. Değerli izleyiciler, gelecek haftaki programa kadar sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, hoşça kalın efendim. We'll be right back.